arada beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bunu her seferinde söyleyeceğim. Tekrar söyleyeceğim. Hatta bu bölüm için videonun başına da koyacağım. Günaydın. Yani benim için günaydın, sizin için bilmiyorum günün hangi saati. Uzun zamandır sizlerle konuşamıyoruz. Bir video çekemedim. Psikolojim çok iyi değil arkadaşlar. Bakmayın böyle Instagram'da çok iyiymiş gibi yansıttığıma, değil. Orada iyiymiş gibi yansıtmıyorum aslında. Yani şöyle, orada herhangi bir negatif enerji vermek istemiyorum. İşte orada daha aktif olmaya çalışıyorum. Gün içerisindeki akışı size bir nebze de olsa paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü bu bir yandan da beni de besliyor. Benim paylaştığım storyleri, sizlerden gelen yorumlar, birlikte etkileşimli olmamız bana iyi geliyor. İyi geldiği için de oradan aktif olmaya devam ediyorum. YouTube'da beni düşüren bir şey oldu bu ara. İzlenme sayılarımın düşüşü benim canımı sıktı açıkçası. Evet, 1000 aboneye ulaştık. Bunun için her birinize tek tek teşekkür ederim. Desteği olan herkese çok teşekkür ederim. Biliyorum kimileri işte eşine, dostuna, arkadaşına falan gönderdi. Bu benim için çok kıymetli gerçekten. Çok teşekkürler. Ama işte bir yandan da bu izlenmelerin düşmesi de canımı sıkmadı değil. Neden düştü şöyle? Yani çok sık video yükleyemiyorum bu ara ve ne kadar düzenli bir şekilde video yüklerseniz aslında YouTube işte öne çıkartıyor falan, böyle algoritmaları var. Onun da böyle Instagram'da olduğu gibi bir şeyleri var. Yani çekemiyorum ki. Yani çeksem de edit yapamıyorum. Hani nasıl olacak bilmiyorum. Bu videoyu da vallahi hiç izlenme falan kasmadan böyle sadece sizle bir ufak tekrardan bir görüşme, bir dertleşme, bir geri dönüş videosu olsun diye koyacağım açıkçası. Artık bununla alakalı bir beklentiye girmiyorum. Beklentiye girmediğinizde bazı şeyler daha iyi gidiyor. Belki bu da öyle olur. Şimdi Helin'i açayım bu arada. Bilgisayarı açtım, Helin'i açmadım. Helin uyuyor da şu an. Helin'de yeni bir uyku güncellemesi var bu arada. Bebek arabasında uyuyor Helin. Bebek arabasında uyumaya karar verdi artık. Yani şöyle, aslında uzun zamanda, şu an 8. ayında Helin, tam 24, bugün ayın 24'ü. 23'ünde tam 8 aylık oldu. 23 Eylül doğumlu. 23 Eylül 2022, ileride izleyenler olursa bu videoyu, diye söylüyorum. Şimdi bir hafta önce Helin uyurken benimle beraber zorlanmaya başladı. Şimdi eşim de uyuyor, kucağında sallana. Biz normalde Helin'i böyle sallaya kucağımızı uyutuyoruz. Ondan sonra yatağına koyuyoruz. Kendi yatağında uyuyor zaten bir süredir. 2 aydır falan kendi yatağında uyuyor gece gündüz. Bu süreci de anlatırım. Uykuyla alakalı anlatmak istiyorum ama tam istediğim kafamdaki düzene ulaşmadığımız için daha henüz uykuyla alakalı video çekmedim. Ama anlat derseniz anlatırım bu zamana kadar olanki kısmını. Neyse, bir haftadır böyle benim kucağımda kendini itiyor, oraya itiyor, buraya itiyor. Böyle atıyor kendini kucağımdan falan. Helin bunu bir ara daha tekrar yapmıştı. Bir atak dönemi civarı, böyle 5. 6. ay. Ne zaman bunu yapsa farklı bir uyku stili istediğini fark ettim. Yani bu sefer de onu fark ettim. Çünkü daha öncekinde yine bunu yaptı. Sonradan başka bir uyku çeşidine geçtik. Bir önceki sefer yaptığında daha küçüktü. Hiç anlamamıştım zaten ne yaptığını. Ne istediğini, ne yapıyor bu çocuk, neden uyumuyor falan diyordum. Bir gün ablam bize geldiğinde ve burasında, omzunda işte pıt 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 yapa yapa uyutmaya başladı. Yani o şekilde uyumak istiyormuş meğer. Hani ben bilmiyordum, anlamıyordum yani. İlk 3. ay gibi böyle bir şey oldu burada. Sonra burada uyumak istememeye, böyle direnmeye başladı. Atıyor kendini falan filan. Sonra yatırarak yaptık. Şimdi de yatırarak böyle kendini itmeye falan başladı. Şimdi de işte ne yapacağım derken, yani ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü yatağına koyuyorum, ayrı uyanıyor. İşte sinirleniyor, kendini oradan oraya atıyor falan filan. En son bebek arabasına koydum. Bebek arabasında sallaya evin içerisinde böyle öyle uyuttum. Yani şimdi 2 gündür bu şekilde uyuyor. Bakalım, bilmiyorum yani. Bu da bana çok doğru gelmiyor ama şöyle bir şey okumuştum bir kitapta. Bu bebeği, yani şu anda bir destekli uyku geçiriyor ya Helin. Yani sonuçta sallıyorum ya da bir şey, yani herhangi bir şekilde ona destek veriyorum. Kendi kendine uyumuyor henüz. Bu kademeli bir şeymiş. Yani mesela ilk başta burada böyle pıt pıslamam. Şunu çayı bir şöyle yapayım. Burada böyle bu şekilde pıt pıslamam. Ona
daha büyük bir destekmiş. Çünkü dik pozisyonda olduğu zaman çocuk daha yüklü bir destek almış olurmuş. Yatay pozisyona geçirmemiz gerekiyormuş zaten zamanla. Yani aşamalar bu şekilde ilerliyormuş. Biz kendi kendine aslında bu şekilde evrildi. Ben de diyorum ki demek ki bir zamanı vardı çocuğun, hani hazır olması gereken. Bunu ona zorlamak istemedim zaten ben de hiçbir zaman. Bir de Helin de çok zorlanacak bir çocuk değildi. Yani ben neyi yapmaya çalıştıysam ona uygulayamadık. Yani o istediği zaman oldu biraz. O yüzden de ben de artık bırakmıştım zaten. Dediğim gibi böyle dik pozisyon en fazla uyaran. Sonra yatay pozisyon, sonra işte ufak ufak sallantıyı kesin falan, işte yatağına koyun vesaire diyordu. Şimdi hani biraz bebek arabasına gitmiş olması beni şey anlamında rahatlattı. Demek ki artık benim tenimden de biraz ayrılıp daha özgür olmak istiyor. Bir tek sallanma aşaması kaldı biraz. Bunu da böyle yavaş yavaş ufalta ufalta desteğini, hani böyle 9. 10. ayda yüksek ihtimal Helen inşallah kendi kendine uyuyabilir gibi geliyor bana. Şu anki gidişat böyle. Mutluyum. Umutluyum da. Böyle geç, daha önceki aylarda olan anneler varsa hiç umutsuzluğa kapılmayın. Biliyorum çok zor bir süreç. Gerçekten çok zor. Yani sanmayın ben, bak gözlerim doldu şu an. Sanmayın böyle ben hiçbir şey yaşamıyorum falan. Çok zor geçiyor. Yani krizlere giriyorum bazen, ağlıyorum. Kendimi, Helin'i koyuyorum yatağına, kendim odama geçiyorum ve ağlıyorum. Yani kendimi biraz toparlıyorum, suratıma su çarpıyorum, gidiyorum bir su içiyorum falan. Ondan sonra geliyorum çocuğu alıyorum falan. Çünkü biliyorsunuzdur, yani bilmeyenler için de ben tek bakıyorum Helin'e. Yani çok zorlanıyorum evin işi falan. Benim öyle evde herhangi bir ne bakıcı ne de evime yardıma devamlı gelen birisi yok. Haftada bir birisini alıyordum, o da gitti falan. Ondan sonra 2 haftada bir birisi gelmek istedi, 2 haftada bir geliyordu, o da gitti. Böyle herkes de gidiyor yani, anlamadım. Şimdi ayda bir biri geliyor. Bu da bizim çok önceden tanıdığımız birisi. O da, hatta dün eşim dalga geçiyordu. Bulgaristan'da yaşıyor kendisi. Bulgaristan'dan buraya geliyor. Hani böyle işte gezmeye, tozmaya, akrabalarını görmeye gibi. Gelmişken böyle işte bize de temizliğe falan geliyor. Öyle bir ablamız var yani. Şimdi diyor ki Türkiye'de adam kalmadı, Bulgaristan'da İnsan alıyoruz temizliğe. Ya evet, Türkiye'de gerçekten adam kalmadı yani. Her gelen 2-3 hafta durup gidiyor, ben anlamadım. O yüzden artık kendi işimi kendim yapmaya da alıştım. İşte kendi temizliğimi bir şekilde olduğu kadar, yani bir yere kadar gözüm görüyor. Bir yerden sonrasında gözüm görmüyor. Benim eşim çok titiz. Çok titiz olduğu için biraz o beni zorluyor. Ama sağ olsun destek oluyor. Hani olmaya da bilirdi. Çok titiz olup bekleyebilirdi. Destek oluyor, yardım ediyor. Hafta sonları genelde mesela yapılacak işler varsa hafta sonu yapmaya çalışıyorum. Ütüler birikebiliyor. Onlar işte bazen ya annem ya ablam ya işte kayınvalidem falan yapabiliyorlar. O konuda destek alabiliyorum ütü konusunda. Bazen bana yazıyorsunuz. İşte nasıl iyi kalabiliyorsun? Nasıl her şeye yetişebiliyorsun? İşte biz hiç iyi değiliz. Ben iyi değilim. Ben şöyleyim, ben böyle. Ben de öyleyim. İnanın ben de öyleyim. Ve bence herkes öyle. Sadece bunu gösteren var, göstermeyen var. Ben şimdi bunu size göstersem, evet kendinizi iyi hissedersiniz bu arada. Aa, demek ki tek değilmişim, yalnız değilmişim. Ama yani Instagram'da da devamlı negatif bir şey göstermenin bir anlamı yok ki. Zaten şu an süreç olarak çok negatif bir şey, bir süreçte değil miyiz? Yani ülkece her birimizin canı ayrı sıkkın. Çok zor zamanlardan zaten geçiyoruz. Biz zaten zor zamandan geçiyoruz. Bir de ben bunu yansıtsam, bir de size göstersem devamlı, devamlı şikayetlerde bulunsam çok daha kaosa sürüklerim sizi de yani. Sizi de artık motivasyondan çıkar, o demotivasyona girer. Instagram'da da bununla alakalı böyle bir küçük ufak video çekmek istiyorum. Çünkü çok yazan oluyor. Hani üzülüyorum sizlerin öyle olmasına. Keşke elimden gelse her anneye tek tek dokunabilsem. O yüzden oradan mümkün olduğu kadar anneye dokunabilirim umarım. Bu arada da Instagram'da artık daha aktifim. Fark etmişsinizdir. Bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu? Hoşunuza gidiyorsa aşağıya yorum bırakırsınız. Ben de daha çok motive olurum. Aktifim. Genelde ek gıda tarifleri falan paylaşıyorum. İşte onun yanı sıra başka işte Helin için aldığım böyle işe yarar şeyler varsa biraz onları paylaşıyorum. Şu an ağırlıklı olarak ek gıda paylaşıyorum. Çünkü vaktim anca ek gıda paylaşmaya yetiyor. Yani öyle söyleyeyim.
Bazen böyle gece yatağa yatıyorum, ay diyorum şunu da paylaşsaydım, bunu da paylaşsaydım, şöyle yapsaydım falan. Ama bunu gün içerisinde yapmaya vaktim olmuyor. Hani bir yardımcım olsa gerçekten bunları için zaman yaratabilirim belki ama şu anlık böyle bu kadar. Kendimi daha fazla yapmaya zorladığımda bu sefer bu benim için keyiften çıkıp beni daha farklı noktalara sürükler. O yüzden şu an keyif olarak yapıyorum. Strese girmeden yapıyorum. Böyle ilerleyecek herhalde bir süre daha ama hani sadece ek gıda tarifleriyle gitmiyor biliyorsunuz. Bazen dertleşiyoruz, bazen alerji konuşuyoruz, bazen ürünler gösteriyorum. Linklerle alakalı şöyle, ya ben zaten herhangi bir linklerden hiçbir para kazanmıyorum. Daha işte bu 10.000 falan abone olmanız gerekiyor ya. Bir takipçi falan satın almıyorum, almayacağım. Dolayısıyla sadece kendim bildiğim, sevdiğim, hoşuma giden şeyleri sizinle ara ara böyle indirime girdiğini gördüğümde sizlerle paylaşıyorum. Ben gerçekten çok tüketimci bir insan değilim. Hani daha önce de videoda söylemiştim. Devamlı onu da alayım, bunu da alayım, şunu da deneyeyim falan gibi bir tip değilim yani. Farklı şeyler denemeyi seviyorum ama hani devamlı tüketime yönelik devamlı bir para harcama şeyi falan o bana çok doğru gelmiyor. Yani bu çocuk sonuçta hani büyüyor. Hatta çoğu kıyafeti falan Helin'in böyle bizim kuzenlerden falan da geliyor yani. Hiç öyle şeylere takılmıyorum. Yeni böyle marka aramıyorum, etmiyorum. Bazen hangi markayı kullanıyorsunuz kıyafette diyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Hangisini beğenirsem onu alıyorum. Bazen herhangi bir butikten alıyorum. Bazen Instagram butiklerinden alıyorum. Bazen işte bazen Zara, bazen Mango, bazen De Facto, bazen SYKK, bazen işte Trendyol'daki butikler falan. Böyle değişiyor yani. Her yerden alabiliyorum. Yani güzel bir şey görürseniz hoşunuza giden Helin'in üstünde yazarsınız. Ben de size markasını söylerim. Böyle bir ufak dertleşmek ve şu an içinde bulunduğum durumu bir anlatmak istedim. Böyle konuşmak iyi geldi. Çok özlemişim aslında YouTube'a video çekmeyi. Bunu daha fazla yapacağım. Artık videoları da belki çoğaltmaya başlarım. Yani editlemekte sıkıntım var benim işte. Edit sorunumuz var birazcık. Edit yapıp hemen videoyu atmam gerekiyor. Onu da başarırsak. Bu arada son bir şey söyleyeceğim. Vlog çekmemi istiyorsunuz ama vloglar izlenmiyor. Yani vlogların izlenme oranı çok az. O yüzden ben de çok vlog çekmek de gelmiyor açıkçası içimden. Sadece geçen gün bir arkadaşım bir geri bildirimde bulundu vloglar için. Bunu göz önünde bulundurup bundan sonraki çekeceğim vlogu biraz o yönde çekmeyi planlıyorum. Ben evet yani şey yapmıyorum böyle her anımda telefonla falan gezmiyorum. Gezemiyorum da zaten. Hani o da dedi ki her anını böyle göster ufak ufak. Hani gün içinde tüm günü seninle beraber geçirelim. Evet çok mantıklı ama bunu yapmak için yani devamlı kafamın orada olması gerekiyor ve olamıyor yani tekim. Hani çünkü Helin'le beraber tekim. Eşimle olduğumuz zaman daha kolay yapıyorum. Çünkü o an Helin'in sorumluluğunu ona veriyorum falan. Ben biraz daha rahat oluyorum ama tek başımayken biraz zor. Neyse ben yapacağım ama öyle de bir vlog çekeceğim. Yani vloglar komple bitmiyor ama neyse birazcık muallaktayım yani. Bir tatil videosu çekeceğim. Hatta belki o önce yayınlanır, belki bu sonra yayınlanır bilmiyorum. Çünkü tatil dönemi başlıyor artık. Valiz hazırdı işte böyle uçak seyahati, araba seyahatiyle alakalı bir video çekmek istemiştim. Uçak çekecektim ama araba seyahati de hemen ardından olduğu için bizim dedim ki ikisini beraber bir videoda çıkartayım. Belki sonra tekrar ayrı ayrı detaylandırırım ama böyle bir video gelecek çok yakında. Öpüyorum size. Çok iyi bakın kendinize. Kendinize ve bebişlerinize. Hoşçakalın. Bu arada beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bunu her seferinde söyleyeceğim. Tekrar söyleyeceğim. Hatta bu görüntüyü videonun başına da koyacağım. Tamam? Unutmayın lütfen. Bu şekilde motivasyon sağlıyorum. Eğer aramızdaki enerjinin iyi olduğunu düşünüyorsanız ve benimle zaman geçirmek hoşunuza gidiyorsa lütfen takip edin.